Gülhabbe ile her şey kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik Bayındır Zeytinova'ya. Evet, daha önce bir çekimimiz var kanalımızda mevcut ama çok kısa çekmişiz. İtiraz geldi, tekrar geldik. Evet, girişindeyiz. Tren yolunu geçtik, çok az ilerledik. Şimdi çekime başlayalım. Hepinize selamlar, sevgiler. Evet, şu istikametten geliyoruz. Ödemiş'e giderken hemen sola dönüş yapıyoruz. Tren yolunu geçince doğru bu yol istikametinden geliyoruz. Burası dere yatağı arkadaşlar. Ama boş. Suyun akarı yok maalesef. Evet, her taraf yeşil ekin yerleri. O kadar güzel ki insanın içi ferahlıyor buraya bakınca. Ve yine karşıda ekin alanları, evler. Çok güzel burası. Hakikaten insanın içi başka açılıyor. Yol zaten çok geniş. Çok güzel bir yer. Daha önce biz bu alanı çekmemiştik. Buruncuk girişinden girmiştik. Ana merkez, yani yaşam alanlarının çok yoğun olduğu yerleri çekmiştik. Ama burası başka bir güzel, hani cennet gibi bir yer diyebilirim. Çok hoşuma gitti hakikaten. İyi ki itiraz edildi. İyi ki biz geldik buraya çekime. Güzel bir yer burası. Hakikaten yaşanılabilir. Çok keyifli bir alan diyebilirim. Dedim ya, iyi ki itiraz geldi ve biz iyi ki burayı çekmeye geldik. Şöyle baktığınızda başka bir güzellik. Evet arkadaşlar, yeşiller arasında ilerliyoruz. Sağlı sollu yeşil alan ve zeytinlik alanlarla dolu. Peyderpey şirin sevimli evlerde denk gelebiliyor. Hakikaten çok güzel bir alanmış. Ben bayıldım buraya. Bayındır Anadolu Lisesi var galiba burada. Öyle mi? Evet, geçtik. Yani çok geniş bir alana yayılmış durumda. Evet. Bu bölüme ilk defa geldim ve hayran kaldım. Biz öbür taraftan gelmiştik. Buruncuk, evet, tarafından gelmiştik. Buruncuk girişinden girdik. Oralar da güzel. Fena değil. Yani yoğunsal yaşam alanlarının olduğu yer zaten buradan görünüyor. Karşı biraz yamaçta kurulmuş. Ama buralar tamamıyla yeşilin hakim olduğu bir alan olmasından kaynaklı. Ben de yeşili çok seviyorum. O yüzden burası bana başka bir güzel geldi. Evet, yukarıya doğru giderken hemen yol üstünde durduk. Evet, şu istikametten geliyoruz. Yeşilin hakim olduğu bir köy. Çok nefis bir yer. Hemen burası sağlık ocağı arkadaşlar. Zaten şurada belirtmiş, aile sağlığı merkezi diye. Şurası sağlık ocağı arkadaşlar. Hemen bunun az ilerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı, yani Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir alan var. Pazar yeri gibi duruyor ama az önce sordum. Burada pazar kurulmuyormuş. Bir şeylerin toplanma alanı olabilir. Daha ileride şurada caminin olduğu yer. Oralarda pazar kuruluyormuş. Birazdan oraya doğru gideceğiz zaten. Ve böyle sağda, hemen sol tarafında pardon, birkaç tane ev.
var. O tarafa doğru az sonra ilerleyeceğim. Ve dediğim gibi yeşilin hakim olduğu bir köy. Burası çok güzel. Cennete geldim sanıyor insan, o kadar güzel. Bayıldım buraya. Evet, aile sağlığının hemen yan tarafından giriş yaptık. Evet. Ağaç dolu. Maşallah. Ama yerlerde. Neden dökülmüş? Niye çok bilmiyorum. Bilmiyoruz, evet. Bu sıra böyle dolu, sağlı sollu. Hepsi de yerlerde. Evet. Burada büyük araziler içerisinde evler var. Tek katlı ve iki katlı olmak üzere. Evet, burada da var. İrili ufaklı. Şöyle toplanmamış. Hepsi yerlerde arkadaşlar. İnsanlar doyuma mı ulaşmış? Bilmiyorum. Ve evet, daha ilerisi şahsa ait bir yer midir? Hayır, sokak. İleride sokaklar var. Ha, evet, avlara gelir. Evet. Evet arkadaşlar. Şu pazar yeri gibi bir yer var demiştim. Onun hemen yanında neymiş? Zeytinova, Şehit Erdal, Can Bulat ortaokuluymuş burası. Evet, burası ortaokul. Yani buranın ortaokulu ve ilkokulu var. Hemen karşısı da. Evet, karşısı derken aynı yerde. Bakın, şurası ortaokul. Hemen karşısı, şurası da ilkokul şeklinde. Ve arkadaşlar, okulun hemen yanında okulun yemekhanesi var. Burada öğrenciler yemek yiyor. Burası taşımalı eğitim yapıyormuş arkadaşlar, yetkili birimden öğrendik. Çevre köylerden de buraya öğrenci geliyormuş. Burası bu şekilde. Evet, hemen karşıda camileri mevcut. Oldukça eski bir camiye benziyor. Evet, ana cadde üzerinde merkeze doğru böyle gidiyor. Evet arkadaşlar, köyü geziyoruz. Gezerken burada bir bakkal vardı. Bakkalın önünde bir grup vatandaş sohbet ederken baktık, çok güzel, keyifli sohbet ediyorlar. Yanaştık, dedik ki bize bilgi verir misiniz? Memnuniyetle bilgi veririm diyen bir vatandaşa yaklaştık. İsim nedir? Mehmet Kurnaz. Mehmet Kurnaz kardeşimiz, bize ne bilgiler anlatacaksınız köyümüzle ilgili? 32 yıllık esnafım. Zeytinova doğma büyümeyim burada. Evet. Zeytinova'mızın eski ismi Falaka. Falaka. Belediyelik 1973 yılında belediyelik oldu, sonra ismi Zeytinova olarak değiştirildi. Zeytinova'mız yerleşim göç çok verdi ama şu anda göç almaktayız yani. Şimdi şöyle insanlar tabir edeyim ben. Zeytinova Bayındırı Güneş'in doğduğu yer olarak görülür. Değil mi? Ben çok güzel. Ben evet. Şu bulvara hiçbir ilçede dahi göremezsiniz. 1950'li yıllarda falan yapılmış burası. Evet. Bu kadar o zamanın kaymakamının ileri görüş olması sayesinde güzel bir belde oluşturmuşlar burada. Evet. Mahallemiz zeytin ve hayvancılıkla geçim sağlayan bir beldemizdir. Evet. Sağlık ocağımız, kasabımız, fırınımız, jandarmamız, yani şehirde olan her şey, eczanemiz, her şeyden birer tane bulunmakta. Mevcut. Ya ben şehirden ziyade Zeytinova'ya tavsiye ederim insanların yaşaması için önce bir yer burası. Valla ben de bayıldım. Bugünkü giriş noktamız, daha önce köyümüzün Buruncuk girişinden geldik. Az ilerisine kadar
çektik. Ama bu yeşil alan, evet, bu yeşillik olan tarafa ilk defa giriş yaptık. Bayıldık. Köyünüz çok güzel. Köyümüz güzel. Zeytinova beldemize Allah razı olsun. Bayındır Belediye Başkanı Ulu Demirezen de elinden geldiğince yatırım yapmak için çalışıyor. Köyümüzün hiçbir yerinde döşeme taşı olmayan yer yoktur. Evet. Bu konuda biz şanslıyız. Evet. Ne diyeyim, bak muhtarımız da geldi. Belki muhtarımız da birkaç kelime bir şeyler konuşmak ister. Tamam, bir soralım bakalım. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Vatandaşımızla konuştuk. Esnaf vatandaşımızla hemen sokağına girdik. Evet, güzel, şirin bir yer. Buralarda fırın da varmış. Heh, evet, şurada ileride vatandaşın ekmek yaptığı fırın. Köylerde biliyorsunuz, mahallelerde fırınlar yapılıyor. Hemen şurada nohut mayalı ekmekler yapılıyor dedi değerli kardeşimiz. Evet, bu sokaklar böyle ileriye doğru gidiyor. Sağlı sollu evler, bahçeler bu şekilde devam ediyor. Evet, burası söylenilen, söz edilen fırın. Mahallenin insanları burada ekmek yapıyormuş. Bu şekilde ilerliyoruz. Evet, şurada şirin bir ev gördüm. Allah yaşayanın da içine sindirsin diyelim. Hakikaten çok sevimli bir yer. Evet, şurada atıl durumda bir ev. Çok da güzel bir yer. Ah, bize verseler de biz alsak, tamir etsek, otursak. Çok sevimli bir yer. Evet. Evet. Evet, sağlı sollu burası. Hakikaten çok eski yerleşim yeri olmalı. Bu kapılar genellikle eski yerleşim yerlerinde olur. Burada mesela çok var. Ve bu tarafa artık gitmeyelim çünkü burası eve doğru gidiyor, yani hanelere doğru ilerliyor gibi geldi. Ama hayır, şuradan ileriden bakın, sola döndüğünüzde yine sokaklara doğru gidiyor. Böyle gittiğinizde yine peyderpey evlere doğru gidiyor arkadaşlar. Evet, şuradan ileriye doğru yine sokak gidiyor. Arkasına dağ vermiş köyümüz. Köyün barajı da var. Buruncuk'la Zeytinova arasında barajları var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köyde gezerken, evet, şuradan da bir yol gidiyor. Peyderpey vatandaşlarla da kamera arkası sohbet ediyoruz. Bazen acılarına ortaklık ediyoruz. Ondan sonra öyle acı bir olay olunca da sesimize yansıyor. İster istemez, sonuçta insanız. Karşınızda acı çeken birini görünce siz çok keyifli konuşamıyorsunuz. Henüz evladını kaybetmiş bir teyzemle karşılaştık. Ağlayınca biz de üzüldük. Allah sabrını artırsın ya da metanetini artırsın. Allah yardımcısı olsun herkese. Ne diyeyim? Evet, güzel bir, şirin bir yerdeyiz. Burada evlerin yoğun olduğu bir yerdeyiz. Sağlı sollu yoğunsal evler mevcut arkadaşlar. Evet, şöyle gideri var bu yolun arkadaşlar. Çok şirin bir yer burası. Çok sevimli bir yer. Ve daha böyle gidersiniz. Gittikçe sağlı sollu evler var arkadaşlar. Burası okulun falan olduğu caddenin hemen bir sağ tarafı ve üst sokağı.
Ve şöyle de gittiğinizde yine yol devam ediyor. Şu binaların arkası ana cadde arkadaşlar. Aracımızı orada park ettik. Geldik, sokak aralarını geziyoruz. Evet arkadaşlar, biz köyde gezerken sohbet ediyoruz peyderpey insanlarla. Çekmeyi kabul edenleri çekiyoruz. İzini çekiyoruz çünkü. Evet, isim nedir? Cemile. Cemile Hanım, nasılsınız? İyiyim kızım, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Köyümüz nasıl bir köy? Köyümüz çok güzel. Evet. Ama gelen giden hani gerçekten yabancılar oldu ama hepsi insan. Yapacak bir şey evet. Yok. Ne yapalım? Kalabalıklaştı mı burası yani? Kalabalıklaştı evet. Önce bir tenhalaştı, sonra tekrar kalabalıklaştı, evet, evet. Öyle mi? Öyle oldu. Peki. Ama eski ahbaplarınızla yine bir aradasınız değil mi? Tamam tabii. Nasıl burada? Keyfiniz yerinde vallahi mi? Valla bizim köyümüz yerinde. Oturuyoruz, kalkıyoruz kapımızın önünde. İyi oluyor. Evet. Ne güzel. Ekim alanlarınız var mı? Ekim yapıyor musunuz? Yapıyoruz ama satıldı gari. Ha, sattınız artık annem yok. Annem vefat ettikten sonra satıldı. He, anladım. Allah rahmet etsin. Allah peki siz ne yapıyorsunuz? Emeklilik falan var mı? Var var. İyi güzel. Emekliyim var işte. Onu yiyoruz, oturuyoruz, yiyoruz. Allah ağız tadıyla yiyip içmeyi amin, nasip etsin. Herkese. Teşekkür ederiz güler yüzünüz için. Sağ olun. Keyfiniz bol olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Hadi siz de Allah'a emanet. Evet, geniş bir alana geldik burada. Böyle peyderpey dar yollardan geçip geniş alanlara gidiyorsunuz bazı köylerde. Burası da o köylerden biri. Hemen şuradan yine İleriye doğru gittiğinizde köy evleri mevcut. Burası Namık Kemal Caddesi'ymiş arkadaşlar. Aha, geçen gün denk geldiğimiz yer. Ben bunu hep zeytinyağı üretim yeri zannederdim. Meğer böyle yerlerde buğday eziyorlarmış. Yani bulgur yapılıyormuş. Burada da köylerin birçoğunda mevcut arkadaşlar. Yeni ekmek yap. Bu da burada da var. Ve yine fırın. Peyderpey karşılaşıyoruz. Ama bu köyde genelde kullanılıyor. Bazı köylerde kullanılmadığını görüyoruz ama burada rastladığımız fırınların tamamı kullanılmış durumda. Evet. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Gençler top oynuyorlar. Tabii ki onlar oyun alanı olmayınca. Beni de gösterin. Evet. Kim? Evet, oyun mu oynuyoruz gençler? Evet. Peki, keyifli oyunlar olsun size. Evet arkadaşlar. Peyderpey böyle sağımızdan solumuzdan çıkmaz sokaklara gidilebiliyor. Buralara ilk defa geldik. Daha önce geldiğimiz yerler buralar değil. Buralar da bir ayrı güzel. O gittiğimiz yer, önceki videomuza baktıysanız bilirsiniz, görmüşsünüzdür. Oralar da çok şirin. Ama buralar çok daha geniş. O gittiğimiz yerdeki sokaklar çok daha dar. Evet. Geldik. Aşağı doğru indiğimizde merkez noktaya doğru gideceğiz. Evet, artık adım adım her sokağa gezmek mümkün değil. Buranın genel yapısı böyle. Çok geniş alanları mevcut. Hakikaten çok güzel bir alan diyebilirim. Evet arkadaşlar, sokağın çıkışında, ana caddeye çıkışımızda böyle atıl durumda taş bir ev gördük. Çok sevimli, çok şirin. Evet, ana caddeye geldik arkadaşlar. Evet, burada caddeye çıktığımızda öncelikle bizi özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüyle karşılaştık. Ve bakın ana caddede yine burası Z
zeytin ova. Hakikaten her taraf zeytin. Ve bunu da konu alan şöyle bir yapı oluşturulmuş. Hakikaten çok sevimli, çok şirin. Bunu gören zaten buranın zeytiniyle meşhur olduğunu bilecektir. Evet. Nasıl burası? Güzel mi? Beğendiniz mi? Değil mi? İyi ki bu yoldan geldik. Aşağı yoldan gelince daha bir başka sevdik burayı. Evet, daha geziyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Az önce vatandaşın konuştuğu yerin hemen az ilerisi. Merkezi noktası. Pazar yerinin de burada kurulduğunu söylediler. Perşembe günü oluyormuş, evet, pazarda. Evet, perşembe günleri burada pazar kuruluyormuş. Evet, biz daha önce şu noktadan itibaren ilerisini çekmiştik. Hatta ileride bir satılık ev vardı, onu da çekmiştik. Hemen şu anda merkezde solumuzda başka bir cami de mevcut. Evet arkadaşlar, merkeze gelince bir ikinci camiyi de gördük. Şu alan kahvelerin, eczanelerin, marketlerin çoğunlukta, yoğunlukta olduğu bir yer. Şurası da karşılaştığımız ikinci cami. Oldukça geniş alandır buralar arkadaşlar. Şu ileriden sağa doğru döndüğünüzde satılık bir yer vardı. Daha önce onu da çekmiştik, onu göstermiştik. Evet, burada pek çok atıl durumda evler gördük. Pek çok demeyeyim, birkaç tane gördük. Zannediyorum şu evde onlardan birisi olsa gerek. Evet arkadaşlar, hemen merkezde Bayındır Belediyesi'ne ait Fethi Sekin Kütüphanesi mevcut. Şehit Polis Fethi Sekin adına kütüphane kurulmuş. Evet, Allah rahmet etsin. Şöyle her taraf evle dolu arkadaşlar. Ev, iş yerleri, sokak aralarına tamamını gezmiyoruz. Şu tarafa doğru gidilebiliyor, şuradan gidilebiliyor. Sonuçta burası da merkez nokta. Evet arkadaşlar, merkezi noktada fırınları da mevcut. Evet, eczane, fırın, pek çok alışveriş noktaları mevcut. Burada çok fazla da kahve de mevcut arkadaşlar. Biliyorsunuz her yerde kahveler merkezi noktalarda. Dolayısıyla burada da o şekilde. Evet, acıktığınızda yemek için yerler de mevcut. Yani buraya gelen aç dönmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda Buruncuk yoluna girdik. Buruncuk'a doğru gidiyoruz.